Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Ulusal Kanal Ulusal Radyo ortak yayınına hoş geldiniz. 13 bülteniyle sıcak gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. Oyların sayımı devam ediyor. Bu arada geçersiz oyların sayımına ilişkin AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni bir açıklama geldi. Çelik, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler. Sonucu YSK belirler dedi. Gayet olağan bir süreç yürüyor. Her seçimden sonra itirazlar yapılır. Mazbataların alınmasıyla ilgili olarak geçmişten beri bir gün içerisinde hemen böyle mazbatanın alındığı bir durum yok. Belli süre içerisinde sonuç kesinleştiği zaman alacaktır. Herhangi bir şekilde mazbata sürecini sandıktan sonuçlar tam olarak ortaya çıksın. Ondan sonra da yetki alalım ve hizmete başlayalım diye düşünmek lazım. Bırakın sayım yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren AK Parti devlet yönetimini yapboz tahtasına çevirdi adeta. 24 Haziran sonrası 16'ya düşürülen bakanlık sayısının yeniden 19'a çıkartılacağı belirtildi. Politika kurulları ofis ve kabine dengesini işletmeyen iktidarın bakanlıkların işleyiş biçimiyle ilgili de yeniden yapılanmaya gideceğini öne sürdü. Yeni hükümet sistemindeki tıkanıklık alarm vermeye başladı. İktidar kabinede yeniden yapılanma için düğmeye bastı. Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcu. 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamayan AKP'nin gündeminde hem kabine hem de parti yönetimlerinde değişiklikler var. Eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uzun zamandan bu yana tartışma konusu. Yeni hükümet sisteminin devlet sisteminde ciddi sorunlar yarattığı endişesi hakim. Hükümete yakın kaynaklara göre kararların hızlı alınması bir yana, kurumların gücü ciddi bir şekilde zayıfladı. Yeni hükümet sisteminde öngörülen ofis, politika kurulları ve kabine arasındaki denge de işletilemedi. Bu tablo karşısında devlet yönetimini etkin yürütemeyen iktidar, birleştirilen bakanlıkları yeniden ele alacak. Hürriyet'in haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yapıları devlet zirvesinde tartışılıyor. Bu bakanlıkların yeniden bölüneceği, iş yükünün daha dengeli dağıtılacağı iddia ediliyor. Bakanlıkların bölünmesi durumundaysa 24 Haziran sonrası 16'ya düşürülen bakanlık sayısının 19'a çıkartılabileceği öne sürüldü. Bölünmelerin sonucundaysa 5 ila 6 bakanın kabine dışı kalabileceği, bazı bakanların ise görevlerinin değişeceği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Dışişleri Bakanlığı'na kaydırılacağı belirtiliyor. Seçim sürecinde adaylara gerekli desteği sağlamayan, başarısız sonuçlar elde eden parti teşkilatlarında da Erdoğan'ın değişiklik yapacağı kaydedildi. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar. Yolda bıraktılar. Bunları sizler zaten gayet iyi biliyorsunuz. AKP'den gelişmeler bunlarla sınırlı değil. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın yeni parti kurma hareketliliği sürüyor. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Davutoğlu Mayıs sonuna kadar kuruluş işlemlerini bitirmeyi planlıyor. Kulislerde Gül ve Babacan ekibinin ise beklemede olduğu konuşuluyor. Geçersiz oyların sayımı devam ediyor dedik. Peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul'daki sayımların %38'i tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları 13 Nisan'da açıklayacağını duyurdu. Şimdi gelişmeleri almak üzere bir Ankara'ya gidelim. Yüksek Seçim Kurulu önüne Ali Yağız Baltacı bize son gelişmeleri aktaracak. 31 Mart yerel seçimlerinin üstünden 5 gün geçti ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun mesaisi devam ediyor. YSK önündeki yoğunluk devam ediyor. Nitekim itiraz süreçleri devam ediyor. Tabii bununla birlikte özellikle Ankara ve İstanbul temelindeki oy sayımlarının yeniden incelenmesi, geçersiz oylara dönük işlemlerin tekrarı burada YSK'nın ana mesaisini oluşturuyor. Bununla birlikte ilçe seçim kurullarının görev süreleri sona erdi. Artık görevler İl
seçim kurullarında ve il seçim kurullarının da verecekleri kararın ardından yine bir itiraz mekanizması işleyebilecek ve bunun ardından son söz Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. YSK önümüzdeki süreçte il seçim kurullarının kararını açıklaması ve bir itiraz sürecinin işlemesinin ardından son kararı açıklayacak ve artık 13 Nisan itibariyle de İstanbul'da, Ankara'da, diğer tüm il ve ilçelerde belediye başkanlarının, muhtarlarının görevlerine başlaması, mazbatalarını alması bekleniyor. Bu noktada son tarih 13 Nisan olacak. Evet, bugün nispeten biraz daha sakin bir gün var Ankara'da, YSK'da. An itibariyle bir toplantı gerçekleşiyor. Tabii bütün gözler özellikle İstanbul'da. İstanbul'da oy sayım süreci, geçersiz oyların incelenme süreci devam ediyor ve tabii buradan çıkacak sonuçta önem teşkil ediyor. Bu bağlamda YSK'lı toplantısında İstanbul'daki son gelişmeleri ele alıyor. Elbette yalnızca İstanbul değil, yurdun birçok bölgesinde, il ve ilçede itirazlar yapıldı. Bu itirazların büyük bir bölümü reddedildi. Kabul edilen itirazlar oldu. Sonucun değişmediği yerler oldu. Bununla birlikte yine Kırklareli'nde sayımın yenilenmesi kararı alınmıştı. Oradan da gelecek son sonuçlar bekleniyor. Evet, YSK önündeki biz bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bir kez daha vurgulamakta fayda var. An itibariyle YSK Başkanı Sadi Güven'in liderliğinde bir toplantı gerçekleşiyor. Bir açıklama olması durumunda bu açıklamayı da aktaracağız. Ancak dediğimiz gibi gözler, kulaklar İstanbul'daki sayım sonuçlarının ilerlemesinde ve bu bağlamda gelecek olan yeni bilgilerde diyelim ve YSK önünden aktaracaklarımızı şimdilik bu kadarla özetleyebiliriz. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, Ali Yağız Baltacı'ya teşekkür ediyoruz. Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu önünden bize son gelişmeleri ve detayları aktardı. Dediğimiz gibi kesin sonuçlar 13 Nisan'da açıklanacak. Tabii seçim sonuçlarına itiraz ve seçim sonrası gelen açıklamalar gündemi hala hareketli tutuyor. Seçimlerin ertesi günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Büyükşehir Belediye Başkanı ilçeleri belirlesin önerisi tartışması hala sürüyor. Hukukçuların ardından önerinin federasyon riski taşıdığına ilişkin bir açıklamada eski Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu'ndan geldi. MHP ise federasyon eleştirilerine bir yanıt verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni sistem önerisine yönelik eleştiriler sürüyor. Milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Belediye başkanıyla il genel meclisindeki çoğunluk farklı partilerden olunca Bahçeli ortaya çıkan ikililiğin giderilmesi için yerel yönetimde reform önerisini yaptı. Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Bahçeli'nin bu önerisi ise tepkileri de beraberinde getirdi. Uzmanlar önerinin federasyon sistemine yol açabileceği endişesini paylaşmıştı. Önerisi son derece sakıncalı üniter devlet yapısı açısından. Özellik taleplerine zemin yaratan bir uygulama olur bu. Benzer bir değerlendirmede eski Hacı Bektaş Belediye Başkanı emekli Tümgeneral Ali Rıza Selman Pakoğlu'ndan geldi. Bu yıllar önce planlanmış bir faaliyetin su yüzüne çıkartılmasıdır. Güneydoğu'da eyalet sistemine gidişin adımlarıdır. Bahçeli her zaman olduğu gibi milliyetçi görünüyor ama önerisi Amerika'nın eyalet sistemidir. 10 Aralık 2015'te bir anayasa taslağı hazırlandı. Bu onun yansımasıdır. Zaman içinde adım adım eyalet sistemine götürmek istiyorlar. Bu Türkiye'nin sistemi değildir. Selman Pakoğlu'nun hatırlattığı 10 Aralık 2005'te hazırlanan taslakta anayasada başlangıç ilkelerinde hiçbir şahıs, kurum ve değerlerin öne çıkartılmaması isteniyordu. Aynı zamanda yerel yönetimlerin hizmetini güçlendirmek adı altında bölgesel yönetim ve federasyon öneriliyordu. Bahçeli'nin önerisine gelen özerklik eleştirilerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yanıt verdi. Önerinin üniter devlet yapısına aykırı olmadığını iddia eden Kalaycı, MHP'nin ülkeyi bölecek önerileri olmayacağını belirtti. Kalaycı, federasyon endişe ve tehlikesine karşı önleyici, frenleyici mekanizmaların mevzuata koyulabileceğini söyledi. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerinin %94'ü tamamlandı. Taşınma işlemleri sırasında bazı yollarda trafiğe kapatılmıştı. Şimdi o yollar eski akışına geri döndü.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde sona yaklaşıldı. Taşınma işleminin %94'e geldiği açıklandı. Yaklaşık 700 tır Atatürk Havalimanı'ndan yüklerini alarak taşıma işlemine devam ediyor. Öte yandan taşınma işlemiyle ilgili trafiğe kapatılan yollar tekrar eski akışına döndü. Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı. Yeni havaalanından ilk uçuş ise saat 14'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak. Türkiye seçim gündemine sıkışmış durumda. Milli güvenlik sorunu boyutunda ele alınması gereken, ekonomide ise hala gereken adımlar atılmıyor. Zaman her geçen gün Türkiye'nin aleyhine işliyor. Uzmanlar ekonomi gündeminin Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılması gerektiğini belirtiyorlar. Türkiye'nin tekrar tarım ülkesi olduğunu hatırlaması ise hayati bir önem taşıyor. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de uçuk oranda yükseliyor. Bu düşündürücü durum ekonomik krizden çıkışın bir ulusal uzlaşıyla olacağı konusunda uzmanlar hemfikir oldular. Detayları haberimizde izleyelim. Türkiye'nin artık gerçek gündemine bir şekilde odaklanması gerekiyor. Türkiye seçim gündemine sıkıştı. Hayati önemdeki ekonomik krizle ilgili ise çözülmeyi bekleyen sorunlar gün geçtikçe ağırlaşıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılması gereken, bütün paydaşları bir araya toplayarak tartışması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Enflasyon Mart ayında %19.7 yükseldi. Dünyada gıda fiyatları Mart'ta yıllık %3.6 düşerken Türkiye'de gıda enflasyonu yıllık %30'a yakın. Rakamlar çok ortada, FAO'nun rakamları. Taze meyve ve sebzede artışlarsa %71'i buluyor. Bunun tek nedeni üretimsizlik. Hazinenin faiz yükü de geçen yıla göre 9.3 milyar lira arttı. Türkiye'nin tekrar tarımı hatırlaması gerekiyor. Sorunu ithalatla çözerseniz önümüzdeki sene üreticinin o ürettiğini de üretemez hale getirirsiniz. Günü kurtaran ekonomi politikaları sorunları çözmekten çok uzak. İthalat Türkiye'yi çıkmaza itiyor. Bu geldiğimiz noktanın bir numara sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Fakat şu anda bizim bu darboğazdan çıkmamız gerekiyor. Ekonomi gazetecisi Çetin Ünsalan çözümün konsensüs yani uzlaşmaktan geçtiğini ifade etti. Sorunlarımız o kadar büyüdü ki artık yek vücut buradan çıkmamız gerekiyor. Farklılıklarımızı bir kenara koyup ortak bir gelecek için bedel ödememiz gereken bir nokta. Çözüm yolu, finansmanı, her şeyi belli bir programla ortaya çıkmanız gerekiyor. Bunu uygulama noktasında da konsensus tabii çok önemli. Üretimden uzak politikanın faturasını ise önce üretici, ardından vatandaş ödedi. Son seçimlerde de ekonomik kriz belirleyici etken oldu. Önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek. Türkiye boş batağında boğulmayacak bir milli hükümet kuracak. Ekonomik meselelerle titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Siyasilerin verdiği mesajlar birbirine yakın olsa da ortak adım ve ekonomide milli politika konusunda henüz somut bir adım yok. Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. Eğer gıdanızı yönetemiyorsanız ayakta kalamama riskiniz çoğalıyor. Çözüm olarak IMF seçeneği ise bir tehlike olarak Türkiye'nin önünde. Bugün geldiğimiz noktada IMF ve benzeri politikaların zararlarını yaşıyoruz. IMF'ye gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Başka alternatifler de var. Ama önce komşularınızla barışarak başlamanız gerekiyor işe. Yerel seçimlerin ardından süren belirsizlik ve Amerika ile S-400 gerilimi ise liranın dolar karşısında değer kaybetmesine neden oluyor. Kurun seviyesinden çok dalgalı seyir izlemesi reel sektörü etkileyen bir faktör. Dolar borçlusu olanlar kara basan görüyor. İş yapanlar da reel sektörde yani bir türlü fiyatlandırma yapamıyorlar. Doların kaç olduğundan çok doların bu ani zıplamaları ve dalgalanmaları reel sektörü çok daha hırpalıyor. Şimdi ekonomide yaşanan bu sıkışıklık halkın ekonomisine nasıl yansıyor ona bakalım hemen. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2550 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı ise 8877 lira oldu. Verileri Birleşik Kamu İş açıkladı. Gıda fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının artmasına yol açtı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi KamuAR'ın açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mart ayına ilişkin sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre açlık sınırı Mart'ta bir önceki aya göre 59 lira daha artarak 2550 lira 8 kuruş olurken gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 36 liralık artışla 6326 lira düzeyine yükseldi.
Yoksulluk sınırı ise 95 liralık artışla 8.870 lira oldu. Yoksulluk sınırında bu yılın ilk 3 aylık döneminde %2,25, son 1 yıllık döneminde ise 19,58 oranında artış yaşandı. Yoksulluk sınırı Mart 2018'de 7.424 lira olarak gerçekleşmişti. 4 kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının Mart ayında 2550 lira 8 kuruşa yükselmesinde et, taze meyve, patates, yağ, şeker, süt, yoğurt gibi gıda kalemlerinde yaşanan artışlar belirleyici oldu. Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdüğü açıklamada uygulamanın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olduğu ifade edildi. Kredi kartı faizlerinde değişime gidildi. Açıklamayı Merkez Bankası yaptı. 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranının %2,15 olduğu belirtildi. Aylık azami gecikme faiz oranı da %2,65'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranının %1,72, aylık azami gecikme faiz oranının %2,22 olduğu ifade edildi. Türkiye ve Amerika arasında ipler oldukça gergin. Amerika S-400'lere karşı F-35 kozunu oynarken Türkiye'den kararlı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 işini bitirdik diye açıklama yaparken F-35'lerle ilgili süreci de değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mesajını Washington'dan verdi. S-400 konusu bitmiştir ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreterinin açıklamalarını hatırlatarak ortak çalışma grubu çağrısı yaptığını duyurdu. Tabii Türkiye'den peş peşe böyle açıklamalar gelirken Amerika'dan da açıklamalar geliyor. Amerika Savunma Bakanlığı'ndan da karşı iddialar var bizim açıklamalarımızla ilgili. Haberimizde detayları izleyelim. Biz bir defa S-400 ile ilgili süreci bunu bitirdik. S-400 konusu bitmiş bir konu. Türkiye ve Amerika arasında S-400 ve F-35 gerginliği sürüyor. Türkiye S-400'ler konusunda kararlı açıklamalar yaparken Amerika F-35'ler üzerinden gerginliği tırmandırıyor. Pentagon'un Türkiye'ye ait F-35'in teslimatının yapıldığını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. F-35'ler konusunda da yine önüne gelen bir şeyler söylüyor. Biz iki tanesini teslim almıştık ve bunlar şu anda Amerika'da. Üçüncüyü de teslim ettiler. Dördüncü de gelecek. Cumhurbaşkanı, Pentagon sözcüsü Eric Pao'nun Türk pilotların eğitimi devam edecek ifadelerini de doğruladı. Bizim şu anda pilotlarımız bir general öncülüğünde orada aynı zamanda çalışmaları yürütüyorlar. S-400'lerle ilgili süreç ise aksamadan işliyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400'lerle ilgili kesin mesaj verdi. S-400 konusu bitmiş bir konu. Bizim daha fazla sisteme ihtiyacımız var. Hava savunma sistemine ve Patriot almak isteriz. Müttefiklerimizden almak isteriz. Ama bunu da tabii müzakere edeceğiz. Ortak bir noktada anlaşacağız. Ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartlarda, maalesef Patriot'larda aynı şartları onlar bize tanımadı. Tanımadığı için de tabii biz şu anda şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Ama S-400 süreci bizim işliyor ve Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak. Pazartesi günü Rusya'ya gidecek olan Erdoğan, ikili ilişkilerinde olumlu gittiğini belirtti. Yani bunların dışında tabii ikili ticaret hacmimizi Rusya'yla görüşeceğiz. Bunun yanında bizim biliyorsunuz şu anda doğalgaz noktasında tabii Rusya ile olan ilişkimiz çok güçlü. Bunları aynı şekilde görüşmelerini yapacağız. Erdoğan'ın açıklamalarından önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Washington'da konuştu. NATO Genel Sekreterinin sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, ortak çalışma grubu çağrısını yaptı. S-400 ile ilgili konuyu diğer müttefiklerimize de zaten söyledik. Daha önce de söyledik. Amerikalılara da ilk defa söylemiyoruz. Genel Sekreter Jens Stoltenberg başından beri bunu söylüyor. İlk defa dün söylemedi. Ve her NATO üyesi, her müttefik kendi ihtiyaçlarını istediği yerden alabilir dedi. Yani bunun üstüne herhangi bir ülkenin illa oradan almayacaksın, buradan alacaksın diye dayatması bir kere
müttefiklik ruhuna da uymuyor. NATO sistemlerine ve bizim sistemimize yönelik bir risk ya da tehdit oluşturmayacak. Bu konuda ortak bir teknik çalışma grubu kuralım dedik. Bu önerimizi de dün yine Pompeo'ya söyledik. Hatta Genel Sekreter Stoltenberg'e de bu konuda öncülük yapmasını da özellikle söyledik. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından kısa bir süre sonra Pentagon, ortak çalışma grubuna sıcak bakmadıklarını ifade eden bir açıklama yaptı. Eric Pound, ortak grup için Amerika'nın çözüm için değerlendirmeye aldığı bir yol değil dedi. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler NATO'nun 70. yıl dönümünde yol ayrımına giriyor. İttifakın başını çeken Amerika'nın Türkiye'nin yanı sıra Almanya'ya tepki göstermesi üye ülkeler arasında ilişkileri geriyor. Uzmanlar NATO'nun kuruluş amaçlarının bugünün dünyasında bir karşılığı olmadığı görüşünde. Amerika'nın çevreleme politikasının bir aygıtı olarak kuruldu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün varlığı sorgulanıyor. Üye ülkeler yol ayrımına doğru ilerliyor. NATO'nun kuruluşunun 70. yılında Türkiye-Amerika ilişkileri gergin bir dönemden geçiyor. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Türkiye'nin Rusya ile geliştiği S-400 alışverişine tepki gösteren ABD, Türkiye'yi birçok defa yaptırımla tehdit etti. Amerika'nın kriz yaşadığı tek NATO üyesi Türkiye değil. ABD Başkanı Trump'ın Almanya'ya yönelik suçlayıcı ifadeleri de büyük tepki topladı. Trump, Almanya'nın NATO'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etmişti. Bugün ben sembolik bir değerin ötesine giden bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Onur İşçi, NATO'nun geldiği noktayı ulusal kanala anlattı. Aslında biraz şuna da dikkat etmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri de NATO'nun meşruiyetine karşı bir şüpheyle yaklaşıyor. Yani artık enteresan bir döneme girdik. İkili ilişkiler, yani kolektif güvenlik sisteminin kendisi sorgulanıyor. Bırakın NATO'yu. Artık ülkeler ikili ilişkileri doğrultusunda güvenlik aranjmanlarını kendileri yapıyorlar. Türk-Rus ilişkilerinin önemine değinen işçi, Batı ile olan ilişkilerin Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine bağlı olduğunu söyledi. Ne zaman Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinin olumlu bir hatta ilerlediğini görüyoruz ki o zaman Türkiye aslında kendini çok daha güvenli hissediyor. Türkiye ve NATO ilişkileri S-400 kriziyle birlikte daha çok sorgulanır oldu. Konuyu emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel Ulusal Kanal programında değerlendirdi. Erenel NATO'nun miadını doldurduğunu ve Türkiye'nin yüzünü doğuya çevirmesi gerektiğini söyledi. Erenel Amerika'ya karşı Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik kozlarını hatırlattı. Gördük. Burada NATO artık dediğim gibi miadını doldurmuştur. S-400 kriziyle birlikte Türkiye'nin NATO'daki konumu yüksek sesle tartışılıyor. Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, NATO konseptinin Türkiye'ye büyük zarar verdiğini düşünüyor. Atılacak en güçlü adım birinci aşamada Kürecik, ikinci aşamada İncirliğin kısmi kullanımı. NATO tartışmaları beraberinde farklı yönelimleri de gündeme getirdi. Asya ülkeleri arasındaki olası yeni askeri müttefikler artık Türkiye'nin gündeminde. Türkiye NATO'ya girdiği andan itibaren özellikle savunma sanayimiz büyük bir darbe yemiştir. Dolayısıyla Türkiye yüzünü bence doğuya artık dönmelidir. Çin'in geliştirdiği silahların veya teknolojinin veya bütün alanlarda sadece savunma sanayinde değil geliştirdiği teknoloji Batı ülkeleri de hayranlıkla izliyor. NATO özellikle Rusya'nın büyümesinden rahatsız. Ve NATO'nun tarihsel geçmişine baktığımızda 90'lı yıllardan sonra giderek genişleyen ve bünyesinde iş kaldıramaz hale gelen ve genişlemesinin de tek sebebi buradaki Fransa'nın ve Almanya'nın özellikle Rusya'nın harekata olası bir operasyonuna karşı önünde bir cephe oluşturmasından başka hiçbir şey değildi. Amerika Türkiye'yi F-35 ve S-400 üzerinden sıkıştırıyor. Ancak Türkiye'nin eli aslında çok güçlü. Erenel bazı hatırlatmalarda bulundu. Ama bugün Kürecik radarını kapattığınız anda Amerika'nın İran'ı, Rusya'yı ve Kuzey'i bütün gözetlemesini durdurursunuz. O yüzden Türkiye NATO için ve Amerika için vazgeçilmez önemde jeopolitik konumda bir ülkedir. Türkiye'nin sadece İncirlik'te değil Kürecik radarını kapatması Amerika'nın gözü ve kulağını tamamen ortadan kaldırır. Amerika körleşir, duyamaz hiçbir şeyi. Emekli
Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, F-35'lerle ilgili de Türkiye'nin ABD ile anlaşmadan vazgeçip Rusya ile anlaşması gerektiğini vurguladı. Bir iki ay içinde de netleşmediği takdirde uluslararası tahkime gidip hakkını talep etmeli, oradaki birikmiş parasını alıp derhal Rusya ile SU-25'ler ve diğer sistemler üzerinden bence gecikmeden anlaşmaya gitmelidir diye düşünüyorum. Amerika, İran devrim muhafızlarını terör listesine almaya hazırlanıyor. Kararın pazartesi günü açıklanması bekleniyor. İran yönetimi ise Amerika'nın bu kararına karşı misilleme yapmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızlarını terör listesine almaya hazırlanıyor. Reuters'ın 3 Washington yetkilisine dayandırdığı haberine göre kararın çıkması halinde Amerika ilk defa başka bir ülkenin silahlı güçlerini terör listesine almış olacak. 125 bin civarında askeri olduğu tahmin edilen kara, deniz ve hava birimlerine sahip İran devrim muhafızları doğrudan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor. Washington şu ana kadar devrim muhafızları ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ama ordunun tamamını kapsayan bir karar alınmamıştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kararını pazartesi günü açıklaması bekleniyor. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahat Pişe, Amerika'nın bu hamlesine tepki gösterdi. Falahat Pişe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Amerika devrim muhafızları ordusunu terör listesine eklerse, biz de Amerikan askerlerini kara listedeki IŞİD teröristlerin yanına ilave edeceğiz." dedi. Şimdi yurt gündemine geri dönelim. Türkiye'de de gerek sınır içinde gerek sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. 40 FETÖ imamı hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankesörlü telefon üzerinden haberleşmeyi sürdüren kripto FETÖ üyelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni operasyonun düğmesine bastı. 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gece 01'den itibaren eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul ve 21 farklı ilde ekiplerin operasyonları sürüyor. Teröristlerin korkulu rüyası, komandolar bütün görevlere hazırız dedi. İzmir'de 1027 uzman erbaş terörle mücadele harekatı kursundan mezun oldu. Törende PKK terör örgütüyle kararlı mücadele vurgusu yapıldı. Evlatlarını yalnız bırakmayan ailelerin ise haklı gururu gözlerinden okundu. İstikbalimize kast edecek düşmanlar şunu bilmelidir ki, muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asıl kanlar alan bizler bir ölür. Jandarma komandalarımız vatanına göz diken hainleri en kuytu köşede inlerinde dahi bulup avlayacak bir şahin gibidirler. Bu şahinler de karşınızdadır. Kahraman Mehmetçik terörle mücadele için hazır. Teröristlerin korkulu rüyası komandolar görev bekliyor. Ant içeriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk milletinin namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller, karşısında bizi bulacaktır. İzmir'de terörle mücadele harekatı kursuna katılan 1027 uzman erbaş törenle mezun oldu. 20 hafta boyunca eğitim gören komandolar göreve başlayacak. Vatan toprağının her bir karışı, evet, yüce milletimizin yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan topraklarının her bir karışı bizim namusumuzdur. Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle kararlı mücadeleden bir adım geri atılmayacağını vurguladı. Ülkemize son terörist etkisi hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığı ile gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden mücadele devam edeceksiniz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çetin, PKK terör örgütüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerine katılım da son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Artık terör örgütüne katılım
durmuş ve terör örgütüne çözülme başlamıştır. Askerler yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren uzmanlara belge ve hediyeleri takdim edildi. Törene askerlerin gösterileri de damgasını vurdu. Kadın astsubayların yakın dövüş hareketlerini sergilediği gösteri dikkat çekti. Meskun Mahal Operasyonu gösterisinin de yapıldığı tören büyük beğeni topladı. Komando andının okunmasının ardından uzman erbaşlar yakınlarıyla bir araya geldi. Ailelerin sevinci ve gururu gözlerinden okundu. Oğlumuz büyüdü, vatana bekçi oldu. Vatanı bizim bizden devraldı ve koruyacak. Siirt'te bir işçi çıktığı elektrik direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siirt'te Dedaş bünyesinde çalışan Murat Karakuş elektrik arızası nedeniyle Aktaş köyüne gitti. Arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Karakuş direğin devrilmesiyle birlikte ağır yaralandı. Karakuş, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 35 yaşındaki işçi Karakuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye giden Karakuş'un mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. İzmir'de heyelan nedeniyle kayma yaşanan Eğridere Mahallesi için afete maruz bölge talebinde bulunuldu. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Osman Metin Sarıoğlu alanın afete maruz bölge ilan edilmesi için hazırlanan raporun İçişleri Bakanlığı aracılığıyla gönderildiğini, Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini ifade etti. İzmir'deki Eğridere Mahallesi için afete maruz bölge talebinde bulunuldu. Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nde Ocak ayındaki yağışlar sonrasında yerde oluşan çatlaklar hızla genişlemiş ve heyelan meydana gelmişti. Heyelan sonucu bir evin yıkıldığı bölgedeki 27 evle ilgili tahliye kararı verilmişti. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Sarıoğlu, Eğridere Mahallesi için İzmir'de afete maruz bölge talebinde bulunduklarını dile getirdi. Biz bu konuyu İçişleri Bakanlığımıza bildirdik. İçişleri Bakanlığımızdan teknik ekip ilimize gelerek bu şartlarda buranın taşınması gerektiğine karar kıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederlerse orası afete maruz bölge olacak. Heyelanlı bölge için 9 Eylül Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Sarıoğlu, yapılan incelemeler sonucu bölgede yerleşimin olamayacağını, can ve mal riskinin ortaya çıktığını söyledi. 9 Eylül Üniversitesi'nin ilgili mühendis fakültesinin jeoloji ve jeofizik bölümleri ve de inşaat fakültesi ile müşterek bir çalışma yaptı. O çalışma sonunda buranın heyelanın devam ettiğini, buranın heyelan alanı olduğu sürece burada yerleşimin olmayacağını, can ve mal tehlikesi olduğu ortaya çıktı. Sarıoğlu, evlerinden tahliye edilen vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm olanaklarıyla seferber olduğunu, kira desteğine devam edildiğini dile getirdi. Sarıoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararından sonra bölgenin afete maruz bölge ilan edilerek hak sahiplerinin evlerinin, ahır ve samanlıklarının yapılacağını söyledi. İzmir'de kaçak göçmen operasyonu yapıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 119 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında operasyon düzenledi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 119 kaçak göçmen yakalandı. İlk operasyon Menderes'in Gümüldür açıklarında yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na motor arızası nedeniyle bir bottan yardım çağrısı geldi. Ekipler lastik bota operasyon düzenledi. Batmak üzere olan botta Afganistan uyruklu 47 göçmen kurtarıldı. Thank you.
Aynı anlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Özdere açıklarında da bir botun görüldüğü bilgisi ulaştı. Harekete geçen ekipler lastik botu durdurdu. Botta 18 Afganistan, 16 Kongo, 4 Orta Afrika, 2 Suriye, 2 Senegal, birer Gabon, Eritre ve Mali uyruklu 45 göçmen yakalandı. İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kurtarma operasyonu düzenlediği bir diğer noktaysa Dikili açıklarıydı. Yine bir lastik bot durduruldu. Lastik bottaki 14 Filistin, 5 Gana, 4 Irak, 3 Suriye ve 1 Mısır uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mardin halkının dağlar arasında gizlenmiş elmas dediği 5 değirmen şelaleleri keşfedilmeyi bekliyor. Son yıllarda sağlanan huzur ortamının ardından doğal güzelliğiyle öne çıkan 5 değirmen şelaleleri güzelliğiyle büyülüyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk arasında dağlar arasında gizlenmiş elmas olarak bilinen Başdeğirmen şelaleleri doğal güzelliğiyle büyülüyor. Başdeğirmen mahallesindeki şelale doğa severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Mahalle sakinleri bu doğal güzelliğin turizme kazandırılmasını istiyor. Şelalemiz yıl boyunca 11. ayda akışı başlamakta ve 5. ve 6. ayın sonlarında su seviyesi düştüğünden dolayı şelale tamamıyla kuruyor. Başdeğirmen şelaleleri adını eskiden burada bulunan un değirmenlerinden alıyor. Yani şu anda kalıntı olarak 7-8 taneye yakın un değirmenlerinin kalıntıları bulunmaktadır. Mardin son yıllarda sağlanan huzur ortamının ardından tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Geçen yıl hedeflenen turist sayısını aşan Mardin ili 3 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu yılki hedefse 5 milyon turist. Mardin'in gizli kalmış doğal güzellikleri arasında yer alan Başdeğirmen şelaleleri de yeni ziyaretçilerini bekliyor. Sivas'ta yalnız yaşayan 94 yaşındaki Ferhunde Cangül'ün eski evine meslek liselilerin eli değdi. Ferhunde Nine'nin evi meslek liseleri ailelerle buluşuyor adlı proje kapsamına alındı. Öğretmenlerin aralarında topladıkları paralar ve öğrencilerin destekleriyle ev tamir edildi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yalnız yaşayan 94 yaşındaki Ferhunde Cangül'ün bakımsız evi, öğretmenlerin aralarında topladığı para ve meslek lisesi öğrencilerinin desteğiyle tamir edildi. Ferhunde Cangül, 25 yıl önce eşini kaybetti. Yalnız yaşamaya başladı. Çocuğu olmayan Cangül, ilerleyen yaşı nedeniyle evin ve bahçenin eksiklerini gideremeyince ilçedeki öğretmenler ve öğrenciler yardımına koştu. Meslek liselileri ailelerle buluşuyor projesi kapsamında Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kardeş okul Mehmet Emin Tuna Ortaokulu evin tadilatı için kolları sıvadı. Hemen karşı komşumuz olan nenenin bahçe kapısını, giriş kapısını, camlarını vesaire müştemilatı ile beraber meslek lisesi müdürümüz Sayın Mehmet Ali Köse ile ortaklaşa bir proje yaptık. Evin kapı ve pencereleri Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri tarafından okul atölyesinde üretildi. Kapı ve pencereleri kendi imkanlarıyla taşıyarak monte eden öğrenciler daha sonra bunları boyadı ve evin diğer tamir işlerini ve eksiklerini giderdi. Onun daha mutlu, daha iyi olması için her türlü desteği sağlıyoruz. Elimizden gelen her türlü yardımı da yapmak için biz buradayız. Çalışmaları duvar dibinden izleyen Ferhunde Nine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Güle güle yapsınlar. Allah işler güzel rast gelsin hepsinin de. Oğlum kızım olsa bunlar ben bu işi yaparım. Ev için gerekli malzemeler öğretmenlerin kendi arasında topladığı 5000 lirayla alındı. Öğrenciler de okulda kazandıkları tüm mesleki becerileri ortaya koydu. Ev el birliğiyle yenilendi. Şimdi ekranlarınıza gelecek görüntüler Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan İzmir'de. Engelli sporcular buz pateni yaparak hem birbirleriyle yarıştılar hem de gönüllerince eğlendiler. Kimi zihinsel engelli, kimi ise Down sendromlu. Fakat onlar engel tanımıyor. İzmir'de bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda engelli bireyler buz pateni eğitimi alıyor ve birbirleriyle yarışıyorlar.
Bazıları tek başına, bazıları ise ya ailesinden biriyle ya da arkadaşlarıyla birlikte buz pateni yapıyor. Bu işi yaparken kiminin yüzünde düşer miyim tedirginliği, kiminde ise bol kahkahayla coşku var. Özel bir etkinlikte buluşan engelliler yarışmanın yanında gönüllerince de eğlendiler. Etkinliğin sonunda programa katılan tüm engelli sporculara ise şampiyonluk madalyası verildi. Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası İzmir'de sahne aldı. Cahit Berkay'ın solist olarak katıldığı konserde geçmişe müzikal bir yolculuk yapıldı. Sefer onlarını gördüm. Nerede? Nerede mi? Rüyamda. Hayırdır inşallah, bir rüya gördüm de. Tosun Paşa'dan Hababam sınıfına, Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Çiçek Abbas'a kadar birçok Yeşilçam yapımına müzikleriyle damga vuran Cahit Berkay, İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan efsane sanatçı, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostalji rüzgarları estirdi. Müzik 1130 kişilik büyük salonda boş koltuk kalmadı. Sanatseverlerin büyülendiği konser sonrası konuşan Cahit Berkay, sinema müziğiyle doğru iş yapmışız dedi. Yani her şeyden önce doğru iş yapmışız diye düşünüyorum. Çünkü sinemada müzik yapmanın okulu yok. Belki de ya yeni bir fakülte açıldı ama sinemada müzik yapmak için iyi müzisyen olmak yetmiyor. Sinemayı bilmeniz gerekiyor. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz tabii. Biliyoruz efendim. Biz de biliyoruz efendim. Yarışmaya başlıyoruz. Önce... O dönem herkes mutluydu. Şimdi ben repertuvarı hem Moğollarda hem ayrı bir film müzikleri orkestram var. Orada çalıyorum. Gerçekten çok ilgi görüyor ve büyük alkış alıyor. Yani bir üreten insan için daha ne olsun ki, mutluluk işte. Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası'nın şefi Burak Tüzün konseri değerlendirdi. Çok iyi oyuncularımız, çok iyi yönetmenlerimiz, çok iyi bence metinlerimiz var, senaryolarımız var. Ve bunların da çok güzel müzikleri var. Cahit Berkay Hoca'nın kusursuz, mükemmel yorumuyla da ayrı bir anlam kazandı, ayrı bir seviyeye ulaştı diye düşünüyorum. Müzik düzenlemelerini Yusuf Yalçın'ın yaptığı Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de konserde beyaz perdeye yansıtıldı. Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam sınıfının yeniden çevrimi, Hababam sınıfı yeniden izleyiciyle buluşuyor. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi ki? Yapamadım. Onur Barış'ın yazıp yönettiği belgesel film Benden Hikayesi, ünlü yazar Sait Faik Abasıyan'ın hayatını konu alıyor. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Hey, excuse me. Need some help? No, I'm good. Robert Redford'un başrolünde oynadığı İhtiyar Adam ve Silah, suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. You said he was armed. He had a gun. You saw. Well. So many trees. It's beautiful, right? İki çocuğu ve eşiyle Boston'da kırsala taşınan ailenin yaşadıklarını anlatan Hayvan Mezarlığı filminin yönetmenliğini Kevin Kölsch ve Dennis Whitmire yaptı.
Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği Suç Unsuru, birlikte yaşayan iki yakın arkadaşın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor. Evinizde suç unsuru olduğuna dair ihbar yapılmış. David Benson. I choose you as champion. David Sandberg yönetmenliğindeki fantastik macera filmi Shazam, genç bir çocuğun süper güçlerle pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesini anlatıyor. Tim Burton'ın yönetmenliğini yaptığı Dumbo adlı filmin başrollerinde Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Nico Parker, Finley Hobbins, Joseph Gett, Alan Arkin ve Sharon Rooney yer alıyor. Gelişmeleri aktardık. Saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.